itfaiyecileri, hatta bütün personelleri, yine orman müdürlüklerinin çalışanları çok önemli mücadeleler veriyorlar. Allah hepsini sakınsın. Allah hem onları, hem canlarımızı, hem ormanlarımızı korusun. Ancak Türkiye'nin orman varlıklarının bu kadar kolay kaybedilmesine, 2024 yılının teknolojisine, imkanlarına rağmen bu kadar ciddi zorluklara, bu kadar ciddi hatalara bir dönüp bakmak gerekiyor. Bu konuda, orman yangınları konusunda bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün yapıcı, yol gösterici önerilerimizle birlikte bu konuyu önümüzdeki hafta mecliste gündeme getirip bu konuda bir meclis komisyonu kurulmasını sağlayıp bu konuda akademisyenleriyle, yerel yöneticileriyle, afet yönetiminde yetkin isimlerle dünyanın dört bir tarafına bakarak bu memleketin ormanlarının korunması için bu meseleye artık Türkiye Millet Meclisi'nin el koyması gerekmektedir. Buradan Türkiye'ye ilan ediyoruz. Bu orman yangınlarına bu milletin vekilleri ya dur diyecek ya dur diyecek. Bunun için çalışacağız. Tabii yazağında geldim, başkanın kendi bahçesinden kayasıları aldık. Şüphesiz kim ne derse desin, kayası denince Malatya, kayasının başkenti denince Malatya akla geliyor. Ama her alanda olduğu gibi kayası üreticisine de bir dokunuyorsun, bin ağa işliyorsun. Bir kere en berbat durum şu. Kuru kayası, ki yazağının kayasısı hem yaş hem kurutmaya müsait. Kuru kayası burada üreticide 140 lira. Pazarda 300 lira, markette 370 lira. Emeği sen çekiyorsun. Alın terini sen akıtıyorsun. Çoluk çocuk eşinle sen çalışıyorsun. Gün oluyor, borç alıyorsun. Kredi alıyorsun. Her şeyine sen katlanıyorsun. Ama sen 140 lira alıyorsun. Bütün masrafları içinde alıp satan 370 liraya satıyor. Şimdi geçen sene sordum, kayası kaç liraydı? Burada bahçede kuru kayası 100 lira. Bir senede mazot ikiye katladı. İlaç ikiye katladı. Gübre ikiye katladı, işçilik ikiye katladı, fiyat sadece %40 artmış. Peki geçen sene markette kayası kaç para? 175 lira. Bu sene 370 lira. Şimdi marketteki fiyat ikiye katlıyor, üstüne de gidiyor ama buradaki fiyat %40. İşte haksızlık burada. Adaletsizlik burada. Ben şunu söylüyorum. Günü geldi, Tayyip Bey'in memleketinde çay mitingi yaptık. Günü geldi Trakya'da buğday mitingi yaptık. Herkesin derdi şu ki maliyetini kurtarmayacak fiyatlara çiftçiye çalış diyorlar. Adeta sen köle gibi çalış, parayı başkaları kazansın diyorlar. Üzümde de böyle, fındıkta da böyle, çayda da böyle, kayasıda da böyle. Buradan sesleniyorum. Elbette bu işin en baş savunucusu Veli Ağbaba var. Malatya'nın güçlü bir örgütü var. Sevgili Barış Başkan var. Ama bize de düşerse bu kayasının hakkını aramak için, kayasıcının hakkını aramak için, Malatya'nın hakkını aramak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Hep birlikte mücadele edeceğiz. Tabii Malatya'nın çok iyi günlerde burada olduk.
çok kötü günlerinde de burada olduk. 6 Şubat depreminde ilk gün, ertesi sabah, daha doğrusu sabah 5'te Barış Başkanımın telefonuyla öğrendim. Veli abiye ulaşamıyorum dedi. Deprem oldu dedi. Yıkıldık. Bitti Malatya dedi. İstanbul'da İsmail Küçükkaya'nın programına çıkacaktım. Arabaya bindim. Ankara'ya, Ankara'dan da gece yarısı 1'de Malatya'ya geldim. Gördüğüm manzara korkunçtu. Veli Ağababa'yı bir ateşin başında gördüm. Ben ne onu, ne ateşin başındaki bütün bildiklerimi, sevdiklerimi o halde görmemiştim. Güneş doğdu, Malatya'nın halini gördük, inanamadım. Yola çıktım, Doğanşehir'e gittim. Doğanşehir'in bir kez daha viran şehir olduğunu gördüm. Taş üstüne taş kalmadığını gördüm. O günden sonra 2,5 ay 11 ilde depremin en çok yıktığı 7-8 il başta olmak üzere her gün orada olduk. Milletvekillerimizle, parti meclis üyelerimizle, MYK üyelerimizle, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte deprem döneminde 2,5-3 ay buradan hiç ayrılmadık. Biz gittik, Veli Ağababa Malatya'dan hiç ayrılmadı. İlk sabah Pertek feribotunu işletip 60 bin ekmeği getirirken de Veli Ağababa oradaydı. Çadırlarda millet donarken sırtında kendi kütük taşıyarak çadır kentlerde gezerken de oradaydı. O süreçte hem Veli Ağababa'ya hem örgütümüze, hepinize en zor günde partimize yakışır tutum gösterdiğiniz için yürekten teşekkür ediyorum. O günlerde Kadın Kolları Genel Başkanımız da buradaydı. Malatya Kadın Kolları Başkanımız Güllü Tuncer eşiyle birlikte göçük altındaydı. Maalesef kurtaramadık. Bir kez daha onunla birlikte, onun şahsında 1237 kaybımıza, Malatya'da kaybettiğimiz canımıza Allah'tan rahmet dilerim. Ölen öldü, kalan kaldı değil. Bir daha ölüm olmaması için aynı yanlışları yapmamak lazım. Hızla deprem konutlarının yapılması gerekiyordu. Biz dedik ki oturalım, Türkiye olarak bu şehirleri hep birlikte ayağa kaldıralım. Dedik ki deprem konutları ücretsiz olsun. Dedik ki milli bir seferberlik ilan edelim. Kabul ettiremedik. Dedi ki ben para alacağım ama bir yılda herkesin evini yapacağım. Dedik olmaz. Dedik ki bu çok iddialı bir söz. Ama millet o çaresizlikte, o rüzgarın altında, yağmurun altında, çadır kentlerde, güneşin altında, konteynerlarda bu sözlere itimat edenler oldu. Oy verdiler. Seçimler oldu bitti ve milletin takdiriyle Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Erdoğan yeniden yetkiyi aldı. Bakın, bir yılda 650 bin konut sözü vermişti. Seçimi kazandı. Şu ana kadar verdiği konut sayısı 79 bin. Türkiye'de %12. Ama Malatya'ya bakınca 103 bin konut yapacağız dediler. Verilen konut 7.881. %7.6. Bir kere bir yılda sorunu çözeceğim diyenler neredeyse 1,5 yıl oldu. 100 kişiden 88'ini sokakta bıraktılar. Malatya'da 100 kişiden 93'ü sokakta. 10 aileden 9'u ya çadırda, ya konteynerda, ya da barınamadı gitti gurbette. Ama seçim için o isteyenler şimdi 1,5 yılda %6,5'ünü yaptılar. Bu barınma sorunu
en büyük sorun. Ama sorunun en önemli kısmı belirsizlik meselesi. Ev az hasarlı yaptır dedi, evi yaptırdı. Şimdi rezerv alanı oldu, çıkacaksın yıkacağız diyor. Orta hasarlılar yıkılacak dediler. Adam yıkılacak diye pervazını söktü, kapısını söktü, sattı. Kendine katık yaptı. O parayla ekmek aldı. Çoluğuna çocuğuna süt aldı. Şimdi diyor ki yıkmayacağım.